Darius'la kardeşi Draven, bir liman şehri olan Basiliç'te büyümüş iki yetimdi. Darius, karınlarını doyurabilmek için çabalardı. Sürekli kendilerinden büyük sokak çocuklarıyla ve kardeşine zarar vermeye kalkışan diğer herkesle, hatta şehir muhafızlarıyla bile kavga ederdi. Sokaklardaki yaşamlarının her günü hayatta kalmak için mücadele etmekle geçerdi. Darius, 12. baharını gördüğünde vücudunda bazı askerlerin ömür boyu aldığından çok daha fazla yara izi vardı. Sürekli genişleyen Noxus İmparatorluğu sonunda Basiliç'i de ele geçirdiğinde, Muzaffer Ordu'nun komutanı Cyrus, bu dik başlı kardeşlerin içindeki gücü gördü. Böylece Darius ve Draven, Cyrus'un birliklerine katıldı. İki kardeş, yıllar boyunca dünyanın dört bucağında birbirinden yorucu ve eziyetli bir sürü seferde ve fetihte çarpıştı. İmparatora karşı çıkarılan pek çok ayaklanmayı bastırdı. Noxus İmparatorluğunda ırk, sınıf, kültür ayrımı yapılmadan herkesin güç elde etme şansı vardı. Bu ideale en yürekten inananlardan biri de Darius'tu. Hayata atılırken sıfırdan başladığı halde, görevlerini yerine getirmeyi her şeyden daha önemli gördüğü için rütbesi sürekli yükseliyordu. Agresifliği, disiplini ve hiçbir konuda taviz vermeyişi sayesinde büyük saygı topluyordu. Hatta Dalamar Ovası'ndaki kanlı meydan savaşında geri çekilmeyi emreden korkak bir Noxus generalinin kellesini bizzat uçurdu. Sonra kulakları sağır eden bir savaş narası atıp kanlı baltasını havaya kaldırarak dağılmış birlikleri topladı. Ve kendisininkinden çok daha kalabalık bir orduya karşı beklenmedik, görkemli bir zafer kazandı. Bunun karşılığında onu kendisine ait bir tümenin komutanı yaparak ödüllendirdiler. İmparatorluğun her yerinden binlerce asker akın akın ona katılmaya geldi. Darius bunların çoğunu geri çevirdi. Sadece en güçlü, en disiplinli ve en sağlam iradeli olanları kabul etti. Ünü öyle göz korkutucu hale gelmişti ki, Noxus'tan çok uzaktaki ülkelerde bile kimi şehirler onun ordusunun sancaklarını görür görmez teslim bayrağını çekiyordu. Noxus saldırılarına 10 yıllar boyu direnmiş, gururlu, savaşçı bir halk olan Varjuların bulut kalelerini fethettiği zaferden sonra Darius'a bizzat İmparator Boram Darkwill tarafından Noxus'un eli unvanı verildi. Darius'u yakından tanıyanlar onun derdinin ne güç ne de pohpohlanmak olduğunu bilirlerdi. O, sadece Noxus'un tüm uluslar üzerinde hakimiyet kurduğunu görebilmek istiyordu. Böylece Darkwill, ona birliklerini toplayıp artık kuzeyin derinliklerindeki Freljord'da yaşayan barbar kabileleri dize getirmesini emretti. Düzenlenen sefer yıllarca uzadı. Uzadı. Ve sonunda taraflar yenişemeyip kuzeyin buz gibi ikliminde bir açmazda kala kaldılar. Darius, acımasız kışın pençesi kabilesinin düzenlediği suikastlardan, pusulardan ve hatta onu kaçırma denemelerinden hep kıl payı kurtuldu. Bitmek tükenmek bilmeyen ve sürekli zayiat verdiren savaşlardan artık bıkmaya başlamıştı. Askeri güçlerin yeniden bir araya toplanmasını talep etmek için Noxus'a döndü. Gazileriyle beraber başkente girer girmez Jericho Sway'nin bir darbe düzenleyip imparatoru öldürdüğünü öğrendi. Bu darbeyi öz kardeşi Draven da dahil olmak üzere Darius'un pek çok müttefiki de desteklemişti. Durum çok nazikti. Darius, Noxus'un eli olduğu için soylu ailelerden pek çoğu onun Darkwill'in intikamını almasını bekliyordu. Ama Darius, İtibarı zedelenmiş bir general olan Swain'i tanır ve ona çok saygı duyardı. Birkaç yıl önce İonya'da düzenleyip başarısız olduğu saldırı yüzünden ordudan ihraç edilmesine de karşı çıkmıştı. Noxus'un eli sadakat yeminini herhangi bir yöneticiye değil Noxus'un kendisine ederdi. Swain de imparatorluk için hayal ettiği yeni geleceği dürüstçe paylaşan bir adamdı. Darius,
Svein'in komutasına girmekten onur duyacağı bir lider olduğunu düşünüyordu. Ama Svein'in başka hesapları vardı. Trifarik sisteminin kurulmasıyla Noxus'u 3 kişi yönetecek, her biri de kuvvetin bir prensibini temsil edecekti. Geniş görüşlülük, güç ve kurnazlık. Darius, konseyde görev almayı seve seve kabul etti ve yepyeni, elit bir askeri güç kurma görevini üstlendi. Trifaria Legion adını taşıyacak olan bu güçte sadece ve sadece imparatorluğun en sadık ve prestijli savaşçıları yer alacaktı. Darius da Noxus ordularının yeni bir fetihler çağı başlatmasına öncülük edecekti.